Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Karayla TET IT Geometri Kampı'nın 29. hafta videolarına başlıyoruz. Konu anlatımı olarak son haftadayız. Bir de katı cisimlerin nesi olacak? ÖSYM benzeri soruları olacak. O da en son hafta oluyor ama konu anlatımı olarak son haftadayız. Evet çok güzel geçti ama neyse bu konuşmayı en son yapmak lazım. 30. hafta yapmak lazım. Biz şimdi ne anlatacağız bu hafta? Piramit anlatacağız, konuyu anlatacağız, küreyi anlatacağız. İkişer video olacak ve toplamda 6 videomuz olacak bu haftada. Evet kitabımızda da kaçıncı sayfada oluyoruz hemen ona da bakalım. Piramit hemen bakıyoruz piramit nerede? Piramit 264. sayfada kitabımızda. E, bu dersimizde piramitin ilk videosunda ne anlatacağız? 264'ü, 265'i ve 266'yı anlatacağız. Hatta 200 67'den de sol tarafı da anlatalım ya. Ne olur ne olmaz. Akışına göre bırakayım. Tamamen değilim. Ya en son 266'da bırakırız ya da 267'nin böyle ortasında bırakırız arkadaşlar. O anlatıma bağlı olacak. Bakarız sonrasına bakarız. E o zaman hadi bakalım. İlk bize yani 29. haftanın ilk dersi piramidin ilk kısmını haydi bakalım birlikte öğrenelim. Piramit dediğimiz şey aslında çok basit. Tabanda düzlemsel bir çokgen düşün. Bu çokgen mesela elimdeki şu kitap olabilir mesela. Tepede de bir nokta al. Aşağıdaki kitabın her köşesine şöyle bir çizgi çiz. Ne oluşuyor? Bir piramit oluşuyor. Bu tabanı dörtgen olabilir, beşgen olabilir, altıgen olabilir, hiç fark etmez. Tabanı herhangi bir çokgensel bölge olup da tepede bir nokta alıp da aşağıdaki o çokgensel bölgelerin köşelerine çizgi çizdiğimiz zaman ne oluyormuş arkadaşlar? İşte bu bir piramit adını alıyormuş. Şimdi piramitte yükseklik ne oluyor? yükseklik alttaki şeklin böyle tabandaki düzleme çizecek. Yani sen burada hani ta katı cisimleri ilk başta başladığımızda temel diklik diyor. Temel diklik değil. Evet, temel diklik pardon. Temel diklik teoremini öğrendin ya. Burada işte o tür sorularla karşılaşabilirsin. Yükseklik alttaki şeklin neresine geliyor tam olarak bilmiyoruz. Ama dik, dik piramitlerde nereye geldiğini biliyoruz. Onu da biraz sonra anlatacağız. Mesela şöyle bir yükseklik çizdin. Sonra bu cisim yüksekliği oluyor. Şu da şöyle baktığın zaman piramitte böyle tepeden böyle köşelere gittin ya yan yüzeylerde de bunlar böyle üçgenler oluşturuyor. Bunlara da yanal yüzeyleri diyoruz. Yan yüzeyde de böyle çizdiğimiz yükseklikte de ki yan yüzeyler prizmalarda neydi hep dikdörtgendi. Burada da piramitte de hep yan yüzeyler ne oluyor? Üçgen oluyor. Şu üçgende çizdiğin yükseklikte yan yüz yüksekliği olarak adlandırılıyor. Evet şu H dediğimiz cisim yüksekliği H üstü dediğimizde yan yüz yüksekliği oluyor arkadaşlar. Peki hocam alan ve hacim nasıl bulunuyor? Arkadaşlar alan bulunurken çok basit. Çokgensel bölgenin alanını bulursun. Sonra şu üçgenlerin alanlarını bulursun tek tek. Hocam burada taban A ise A çarpı H üstü bölü 2. Şurası B ise buradaki B tabanına ait yüksekliği bulacaksın. Buna da H 2 üstü diyelim. Yükseklikler eşit mi? Hayır özel durumlarda eşit oluyor ama şu anda eşit yani 3. Üç. Şu üçgenler farklı olduğu için bu üçgenlerde yüksekler farklı oluyor. Bu üçgenlerin alanlarını tek tek bulursun. Taban alanını da bulursun. abi bitti. Yani taban alanı artı yanal alan diyeceğiz. Yanal alanla ilgili bir formül var mı? Şimdilik yok. Sadece oradaki üçgenlerin oluşan üçgenlerin alanlarını tek tek bulacaksın. Peki hacim dediğimiz nedir? Hacim dediğimiz şey taban alanı çarpı yükseklik değil miydi? Evet. Ucu sivri olan şekillerde ayağınla bastığında ay dediysen yani ayağına battıysa bölü 3 diyeceksin. Yani bütün prizmalarda hacim taban alanı çarpı yükseklik ama ayağınla bastığında ay dedin yani ayağına battı. O zaman ne diyoruz? Bölü 3 diyoruz. Evet ayağınla bastığında ayağına batıyorsa bölü 3 diyoruz arkadaşlar. Neyse okuldayken ben bunu daha farklı anlatıyorum ama sen ayağınla bastığın kısmını anladın herhalde. Evet burada hepsi zaten yazıyor. Taban alan artı yan alan. hacimde de taban alan çarpı yükseklik bölü 3. Ayağınla bastığında batan şekiller hangileri? Piramit var koni var. İşte bu piramitte ve konide bölü 3 diyoruz arkadaşım. Tamam Evet şimdi not demişim buraya. Dik piramitlerde yükseklik tabanın ağırlık merkezine gelir. Bak 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 işte. Şuna dikkat et biraz sonra dik piramitlerden bahsedeceğim kardeşim tamam mı? Dik piramitlerde yüz çizilen yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyor. Şimdilik altımızda olsun. Gelelim şuraya. ACL BC 3 birim. Şöyle bir piramit ve şekildeki tabanı ABC üçgeni olan bak taban şu. Dikkat. Taban bu. Biraz piramit olduğunu anlamanız için tabanını çizmeniz lazım. Tepede de bir nokta alınmış böyle. Şöyle köşelere gelmiş. İşte bu bir piramit. Şimdi şekildeki tabanı ABC üçgeni ve yüksekliği TA olan. Arkadaş bu yükseklik TA ise hocam hem bu buraya diktir hem de bu buraya diktir. Çünkü bu sarı düzleme dik değil midir burası? Evet. Yani hem burada bir dik üçgen çıktı şöyle. Hem de şurada bir dik üçgen çıktı şöyle. Dikkat et. Temel diklik. Dedik ya ilk başta çözmüştük zaten ta en başta biz temel anlatmıştık. İşte burada temel çıkıyor karşımıza. Öncelikli olarak burada ne var? 3, 3. İkiz kenar dik üçgen. Burası 3 kök kimidir? Evet. Şimdi ben şuradaki dik üçgene bakacak olursam. Çünkü kenar belli. 3 kök 2 belli. 3 kök 6 belli burada. Buradaki Pisagor bağıntısından şurayı bulabilirim. Bul bakayım. Şuraya A diyelim. 3 kök 6'nın karesi eşittir. 3 kök 2'nin karesi artı A kareden. Ben kök 2 kat olduğunu görüyorum. Yok. Kök 3 katı olduğunu biliyorum. Ya da kim yapacak bu uzun yoldan? Boş ver. Burası 3'ün kök 2 katı. Hocam burası 3'ün kök 6 katı. O zaman A da ne olacaktır? A da 3'ün kare içinde. Hipotenüs bu. Dik kenar soruluyor. Hipotenüsün karesi eksi dik kenarın karesi. Yani kök 6 ve kök 2'nin kareleri farkı. 6 eksi 2 yapar. Yani 4 yapar. 4 dışarı 2 diye çıkar. Yani burası 6 mı çıkar? Evet. 2 diye çıktığı için 3 kere 2 6. Şurayı 6 bulduk. Sonra benden ne isteniyor? TC. Hocam TC'ye ait. Şurada da bir dik üçgen var. 1 2 kök 5 üçgeni yani 3 kök 5 bildiğin dik üçgen kardeşim tanımını piramit tanımını bildik daha sonra bu cisim yüksekliği aynı zamanda burası da burası da dik o yüzeye dik olduğunu bilince sonuca ulaşıyoruz evet örnek 1 kaç çıktı 3 kök 5 çıktı geldik örnek 2'ye ac ile ab eşitmiş ve 15'miş bunlar eşit ve 15 şekildeki dik piramit dur dik piramit dediğimiz şeyde ne dedik biraz önce not olarak düştük çizilen yükseklik cisim yüksekliği nereye düşüyordu arkadaşlar? Alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyor. Dikkat. Şekilde gidik piramitin ABC üçgen düzlemine ait yüksekliğinin uzunluğu. Bak. Piramit ya bu. Taban burası ABC üçgenine ait yüksekten bahsediyor bana. Cisim yüksekliğinden bahsediyor. Piramitin yüksekliğinden bahsediyor. Piramitin yüksekliği nereye düşecek arkadaşlar? Alttaki şeklin ağırlık merkezine düşer. Alttaki şeklin ağırlık merkezinde neresidir? Hocam bir üçgen. Şimdi sarı üçgene yoğunlaş. Bu ağırlık merkezine düştü. Tamam. Alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyor burası. Bu ağırlık merkezi dediğimiz nedir? Kenar ortayların kesim noktasıdır. Şimdi şu üçgene yoğunlaşıyorum. Kenar ortayların kesim noktası dediğimizde ne olacaktır? Hocam şimdi bu ikiz kenar verilmiş ya. Ha bu kenar ortayı çizmek daha mantıklı. Kenar ortayı dediğimiz iki eş parçaya böler ve ikiz kenar olduğundan bu aynı zamanda yüksekliktir. Ve yükseklik ya. 9-15 ne üçgeni? 9-12-15 üçgeninden 12 çıkar burası. E ağırlık merkezinde 1'e 2 oran vardı. A ve 2A toplamda kısa yoldan bulabilirsin tabii ki. 12'yi 3'e bölüp hocam burası 4 deyip buraya da 8 diyebilirdin ama 3A eşittir 12'den A'yı da böyle e, 4 buluruz. Yani burası 8 oldu. Bu bizim cisim yüksekliği tam alttaki şeklin ağırlık merkezine düştü. TA isteniyor. Hocam cisim yüksekliği de 15 verilmişti ve şurada bir Pisagor bağıntısı var mı var. Şurası 8 burası 15 8 15 17 üçgeninden T ayı yine buluruz? 17 olarak buluruz. Evet cevap böylelikle 17 çıktı. Dik piramitlerde unutmuyoruz. Alttaki şekil ne olursa olsun alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyor tanım gereği. Tamam? Şimdi geldik dikkat. Ne dedik? Dikkat. Böyle bir dikkat. Tabanı düzgün çokgen olan dik piramitlere bak dikkat et. Dik piramitlere. Tabanı düzgün çokgen olan dik piramitlere düzgün piramit adını veriyoruz. Düzgün piramitte yanal ayrıt uzunlukları birbirine eşittir. Mesela tabanı eşkenar üçgense, tabanı eşkenar üçgense, hocam dik piramitse alttaki çekirdeğin ağırlık merkezine düşüyor ya yükseklik. Onu unutmuyoruz. Bir de ne oluyor burada? Ne dedik? Tüm yüzeylerdeki şeyler alttaki de düzgün çokgen ya. Hocam buradan şu köşelere geldiğimiz şu uzunluklar birbirine eşit oluyor. Çünkü tam ağırlık merkezine düşüyor. Yani şöyle bir şekil düşün. Tam böyle ağırlık merkezine düşüyor. Yani bunu kare gibi düşün. Dikdörtgen düzgün olmaz çünkü. Tabanı düzgün çokgen olan piramitlere diyorduk. Tepede bir nokta aldım. Köşelere gittiğim işte şu yan ayrıt uzunlukları ne oluyormuş arkadaşlar? Birbirine eşit oluyormuş. Birbirine eşit oluyor. Peki hocam birbirine eşit oluyor. Aynı zamanda bu çizilen yükseklikler de aynı üçgen ya bunlar. Ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Yani buradaki düzgün piramitlerin hepsinde... Yan yüzeylerde oluşan üçgenlerin hepsi birbirinin tıpkısının aynısı. Tabanı eşkenar üçgense bir düzgün piramitle karşılaştık. Tabanı kare ise bir düzgün piramitle karşılaştık. İşte yan yüzeylerin hepsi ne oluyor? Aynı oluyor bunlar. Yani şunların hepsi birbirine eşit oluyor. Şu, 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 şu. Aynı üçgen olduğu için tabanda kare ya AA. Bak dikkat et. Çift çizgi, çift çizgi. a. çift çizgi, çift çizgi. a. Aynı üçgen olduğu için tabana ait yüksekliklerde birbirine eşit olmuş oluyor. Tamam kap. Biz buna ne diyoruz mesela? Şuraya eşkenar üçgen dik piramit diyoruz. Burada ne diyoruz mesela? Kare dik piramit adını veriyoruz. Ee, bu düzgün piramit aslında. Düzgün piramit. Yani düzgün piramit. İşte düzgün piramit. Genel adı bu. Adlarına göre de hani kare kare dik piramit düzgün piramitlerde kare dik piramit kare dik piramit diye, yazılıyor da mesela e, altıgen dik piramit dediği zaman alt, düzgün altıgen dik piramitte düzgün lafı geçtiği zaman hemen ne anlıyoruz arkadaşlar? Bu yan uyarı uzunlukları birbirine eşit olacak tamam mı? Lafı da çok fazla bulandırmayayım. E şimdi burada arkadaşlar hacim ne olacak? Taban alan çarpı yükseklik bölü 3. Aklımızda alan ne olacak? Alanda hocam taban karenin alanı artı üçgenin alanından da 4 tane var deriz. Olay biter. E başka hocam bir şey var mı burada? Yapacağımız bir şey var mı? Bak arkadaşım özellikle şurada anlatıyor muyum diye bir bakayım. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Şurada anlatıyor muyum diye bakıyorum şöyle. Tamam ama soruların içerisinde söyleyeceğim. Ben burada bahsedeyim istersen. Şimdi burada ben şunların eşit olduğunu biliyorum değil mi? Bak şunlar 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 birbirine eşit değil mi? Ya alttaki şeklinde ağırlık merkezine düşüyor ya. Şuradaki ağırlık merkezine doğru düşüyor yükseklik. Alttaki şeklinde ağırlık merkezi kare olduğunda ne oluyor mesela? Kareyi ayrı bir şekilde anlatayım. Köşe geldiğinde kesim noktası hocam. E, o zaman ben bir yükseklik çizdiğimde buraya mı düşecek? Evet. Ha buraya düşüyor. Buraya düştüğü zaman bak dikkat et. Ben buradaki üçgeni kullanabilirim. Dik üçgeni kullanabilirim. Yani kare piramitte özellikle kare piramit çok çıkıyor karşıma. Dikkat et sana çok güzel bir şey anlatacağım. Kare piramitte yapman gereken şey şu. Eğer bize yan ayrıt uzunluğu falan filan soruluyorsa sen bir yükseklik çizeceksin. Alttaki şey ağırlık merkezine düşüyor ya. Aha da bu köşegen üzerinde olacak. Köşegen de iki eş parçaya ayrılıyor. Şuradaki pisagor bağıntısından şu yan ayrıt uzunluğuna ulaşabilirsin. Bir. 2. Kare piramit sorularında bir de şunu yapacaksın. Kare piramit sorularında eğer yanal alan soruluyorsa ya da yan yüz yüksekliği soruluyorsa yapman gereken şey şu. Dik çiz, dik çiz, dik çiz. Yani dik çiz kübü diyelim. Dik çiz, dik çiz, dik çiz. Nasıl mı? Ben ne arayacağım? Yan yüz yüksekliğini arayacağım değil mi? Hocam bu nasıl bulunur? Şuradaki yüksekliği çizdik. Daha sonra amacımız dik üçgen oluşturmak ya. Şunu çizersin. Hocam bu tam buraya denk geliyor. A burası A ise şurası hatta burası A ise burası da A ya. Hocam burası ne yapar? Tam ağırlık merkezi olduğu için karenin ağırlık merkezinden dik çizdiğim zaman burası A'nın yarısı olur. Çünkü niye? Şuradan dik çizdiğin zaman burası da dik ya. Şunlar birbirine eşit olmuyor muydu? Ondan dolayı hocam A'yken burası A bölü 2 olur. Burası H ya. Burası da H üstü deyip burada bir Pisagor bantısından sonuca ulaşırsın. Hatta buradan çizdiğin dik iki eş parçaya bölüyor. Burası A bölü 2, burası A bölü 2. Yani sen büyük ihtimalle çoğunluklu olarak kare dik piramitle uğraşacaksın. Kare dik piramitte yan ayrıt uzunlukları istenildiği zaman... Dik çizeceksin köşegen üzerinde olduğu için köşegeni de çiz. Şuradaki dik üçgenden bu uzunluklarla alakalı bir hamle yapabilirsin. Eğer yüzey alanı isteniliyorsa eğer yanal alan ya yanal alanda özellikle bulunurken ne yapacaksın? Tek yapman gereken şey şu. Çizdiğin yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine geldi ya. Dik çiz dik çiz dik çiz olayını yap. Olay çok da güzel bir şekilde bitiyor kardeşim. Tamam anlatacağım şeyler burada bunlar. Ee, zaten en başta ben alanın nasıl bulunduğunu söyledim. Ee, hacimde taban alan çarpı yükseklik olarak da zaten burada söyledik. Ayağımıza bastık. Ay battı. O zaman ne oldu? O zaman işte bu şey oluyor. Ne oluyor demiştik? Bölü 3 oluyor demiştik. Bir de şu açılımlarla ilgili bir şey söyleyeyim. Düzgün eşkenar üçgen tabanlı piramitte mesela. Hocam taban üçgen ya. Üçgeni açtıktan sonra yan taraflarında üçgenleri koyacaksın böyle. Yan taraflarında üçgenleri koyduk. İşte böyle. Ya da şu üçgeni açtın ya tabanda. Yanına üçgen koy. Yani şu şekilde. Ee, nasıl açayım ben bunu? Tamam. Farklı açılımlarda gelebilir. Üçgenler yan yana da gelebilir. Şu şekilde. Ee, taban burada mesela. Taban buradayken kağıtları böyle bu düzleme göre açtık. Ya da üç tane üçgen yan yana. Bak şöyle üçgen yan yana. Sonra bir de burada üçgen gelir. Zaten aynı şekilde bir açılım olmuş oldu. Şunu kafana takma dur. Şurada anlatacağım şeyde anlarsın zaten. Düzgün kare piramitte de. Dik piramit dememize gerek yok. Düzgün kare piramitte de ne oluyor arkadaşlar? Taban burada ya. Üçgenleri yatırı böyle. Yatırdın. İşte bu çıkabilir. Ya da 4 tane üçgeni yan yana koyarsın. Şu üçgen. Bir üçgen. 2 üçgen. 3 üç üçgen. 4 tane üçgeni yan yana koyarsın. Bir tane kareyi de buraya koyarsın. İşte bu şekilde açılım da olabilir. Yani açılımlarda farklılıklar olabiliyor. Yani kesime göre farklılıklar olduğunu daha önce zaten size söylemiştik. Özellikle zar açılımlarında bundan çok bahsetmiştik değil mi? Evet şimdi geldik sorusuna. Bir düzgün kare piramitmiş bu arkadaşım. E, piramitin hacmi nedir diye soruluyor. Ben yüksekliği bulacağım arkadaş. E yükseklik alttaki çekimin ağırlık merkezine düşüyor. Hocam yan ayrıt verilmiş. O zaman diğer köşegeni çizeceğim. Diğer köşegenin üzerine düşüyordu. Tam köşegenlerin ağırlık merkezine düşecek ya. Şunlar şunlar birbirine eşit olmayacak mı? Evet. Tabanı neydi? Bir kareydi. Hocam kareyse burası 5 kök gibi mi? Aynen öyle. 5 e, kök gibi 5 kök gibi bu da köşegen olduğu için kök katı 10 yapar. Yani bunlar 5 5 yapar. Ana Pisagor. 5, 13, ne üçgeni? 5, 12, 13'ten burayı 12 bulduk. Piramidin hacmi taban alanı 5 kökkinin karesi çarpı yükseklik mi? Değil. Ay anlamazsın. Ay dedin. Hemen bölü 3 diyorsun kardeşim. Piramitte bölü 3. Şunlar şunlar sadeleşse 4. 5 kökkinin karesi 50 yapar. 50 ile de 4 çarptığımız zaman cevap 200 yapar. Örnek 3'ü 200 bulduk. Geldik örnek 4'e. 4'e. Evet sözel sorularla çok karşılaşacağız arkadaşlar. Gerçekten de öyle. Sözel sorularda korkmayın. Şekli çizeceksiniz. Şekil çizmeyi de bilir. Piramit çizerken nasıl çizeceksiniz? Önce taban ayrıtının uzunluğu 6, yüksekliğin uzunluğu 4 olan bir karedik piramidin yan alanını demiş. Şekli çiz. Yani kare çizeceksin ya. O kareyi biraz bakış açım böyle şey olsun. Paralel kenar gibi çiz ki çizim daha net oluyor arkadaşım. Sonra tepede bir nokta alacaksın. Bu köşeleri birleştireceksin sadece. İşte piramit dediğimiz şey bu oluyor arkadaşlar. Çizmeyi öğrendik. Taban ayrıtı 6, 6. C v yüksekliği de kaçmış? 4'müş. Yükseklik de buraya düşüyor. Nereye düşüyordu? Alttaki şeklin ağırlık merkezine. Dur. Ya bu köşegeni çizeceğim ya dik çiz, dik çiz, dik çiz diyeceğim. A benden yanal alan isteniliyor. Yanal alan için ben buradaki yüksekliği bulacağım ya. Şu yüksekliği bulmak için o zaman dik çiz, dik çiz, dik çiz olayı çok işime yarayacak. E dik çizdim. Burası 6 iken burası kaç yapar? 3. Burası da dik tam buraya denk geliyor. Burası da dik. Burası da 3, 3. Niye? Buradan çizdiğim dik bu iki eş parçaya ayırıyor. Bu iki kenar ya bu ikizkenarda kenarda çizilen kenar ortayda yükseklik oluyor. O yüzden burası da dik oluyor. Burası da dik oluyor. Tamam mı? Yani şurada bir dik üçgen çıktı. Şimdi dikkat. Burada e, yüksekliği kaç vermişti? 4 vermişti. Hocam burası 4 ya. Pisagor. 3, 4, 5 üçgeninden 5. E hocam ben yanal yan yüzeydeki üçgenlerin hepsinin eşit olduğunu biliyorum. Taban altı iken yüksekliği de kaç buldum? yanın yan yüz yüksekliğini kaç buldum? 5 buldum. O zaman alan neye eşittir arkadaşlar? Neyin ama? Yanal alan ne eşittir? Yanal alan ne eşittir? Hocam 6 çarpı 5 bölü 2 bir tane üçgenin alanı. 6 çarpı 5 bölü 2'den kaç tane var diyeceksin? Tabanı kare olduğu için 4 tane üçgen var. 4 tane diyeceğiz olay bitecek. O zaman cevap kaç yapıyor? 60 yapıyor. 30 bölü 2'de 15 yaptı. 15 e de 4 çarptığı zaman 60 oldu. Geldik örnek 5'e. Tabanı alanı 36. A. Hemen çiz kardeşim. Alış 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 şunu çiz. Yani şekil lazım olsa da olmasa da şunu çiz. Böyle tepede bir nokta aldım. Bunları birleştirdin. Taban alanı 36 dedi. Bir kenarı kaç yaptı o zaman? Tabanı 6 yaptı. Ve hacmi 72. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Eşittir 72 ya. E o zaman şunlar şunlar sadeleşse 2, 2 kere 3, 6. Haçlı da buradan 6 mı bulduk? Evet. Çizilen yükseklik 6'ymış. Hop şöyle. Benden yüzey alanı isteniyor. O zaman yan yüz yüksekliği lazım olacak. O zaman böyle dik çiz, dik çiz, dik çiz olayı çok önemli. Bu 6 iken burası kaç yapar? 3. Hocam burası da 3. 3. Yükseklikte 6. 3, 6, 3 kök 5 yaptı burası. Şimdi benden yüzey alan isteniyor. Bak, bak, bak. Olaya bak. Alan derken taban alanı 36 artı yanal alan 6 çarpı 3 kök 5 bölü 2. Bir tane üçgenin alanı değil mi? Bundan kaç tane var? 4 tane var diyeceğiz. O zaman cevap 36 artı. Şu kaç yapıyor? 18 bölü 2. 9 kök 5. 36 kök 5 mi yapıyor? Bir de 4 çarparsak. Evet. 36 artı 36 kök 5 olarak buluruz. Örnek 5'i. Yanlış bulmayalım da. Ay ne isteniyor bizden? Yüzey alanı. Dik piramitin yüzey alanı. E tamam taban alanı 36. Cevap yanal alanı deseydi arkadaşlar. 36 kök 5 olacaktı. Cehil cevap anahtarına bakmışım. Şurayı yanlış yazmışım kusura bakma. Ama benden tüm alan isteniyor ya. Yüzey alanı. Yüzey alanı demek tüm yüzeyinin alanı demek. E o zaman taban alanı 36 ise Yanal alanda 6 çarpı 3 kök 5 bölü 2'den 4 tane varsa 36 artı 36 kök 5 yapar. Cevap. Tamam. Evet örnek 5'i bu şekilde bulduk. Geldik örnek 6'ya. Şekildeki düzgün kare piramidin bütün ayrıtları birbirine eşit olduğuna göre. Şimdi bütün ayrıtlar yan ayrıtların hepsi birbirine zaten eşitti. Bütün ayrıtlar birbirine eşitmiş. Yani tabanı da kare ya. Tabanı bu ayrıtla taban ayrıtla eşit olacak. Şunlar 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 da birbirine eşit olacak. Yani yan yüzeyden oldu? Bak bir eşkenar üçgen. Yani yan yüzeyleri bir eşkenar üçgen olan bir ne çıktı karşımıza? Piramit. Kare piramit çıktı. Peki bizden ne isteniyor? PAC açısı. PAC açısına bak bakayım. PAC açısına bakarken şu üçgene bakmak zorundasın. O zaman ben bu üçgene yoğunlaşacağım. Benden şurada kaç isteniyor? E arkadaş şuraya bir A dersem burası A. E taban kare olduğundan dolayı bu köşegen A kök yapar. E diğer kenarlar da A A. Bir şekilde dik çizeyim mi? Çizmeme gerek yok. Çünkü şu üçgene dikkat et bak şu şu bilgi bana bu üçgene yoğunlaşmam gerektiğini söyledi. E bu üçgene yoğunlaşınca da bakıyorum a a a kök a nerede var bu? İkiz kenar dik üçgen de yok mu? A a ken burası a kök evet yani burası 90 derece a benden bu açı isteniyor. E o zaman ikiz kenar dik üçgen olduğundan dolayı bu açımız 45 hatta bu açımız da 45 derece yapar. Evet yani şu üçgendeki bu açı 45 derece oldu. Cevabımız 45. Güzel bir soru. Bazen de böyle kesitlere de bakabiliyoruz arkadaşım. Haberin olsun. Çok da güzel bir şey öğrenmiş olduk. Hadi bakalım. Sonraki soru. Taban alanı 36 birim kare ve yüksekliği 5 birim olan kare dik piramit. Genelde kare dik piramit çıkıyor arkadaşlar gerçekten karşımıza. Hemen kare dik piramiti şöyle çizelim. Arkadaş şunu çizdik. Şunu çizdik. Şunu çizdik. Ve şunu çizdik. Taban alanı 36 dedi ya. 6 6'yı yazdık. Yüksekliği. Yüksekliği 5. Hop yüksekliği de 5 olarak çizdik. Taban köşegeninden geçen tabana dik bir düzlemle kesiliyor. Hmm. Şimdi sen burada ne yapacaksın? Taban köşegeni tam burası değil mi? Evet taban köşegeninden geçen tabana dik bir düzlemle kesilsin. Kestiğin zaman ne yapıyor? Hocam şöyle bir kesik attığım zaman şu üçgen oluşmuyor mu ara kesti? Evet. Buna göre oluşan tabana dik bir düzlemle kesiliyor. Şöyle kestin arkadaşlar. Tam tepeden kestin. Şu üçgen oluşmaz mı ara kesit olarak? Evet. Kestin ayırdın. Hatta kestin ayırdığın zaman ne yapıyor? Bu üçgen piramit yapıyor. Bir de yandaki de farklı bir üçgen piramit. Ama kestiğin zaman tam tabana dük bir düzlemle kestiğin zaman şöyle bir üçgen mi oluştu arkadaşlar? Evet. İşte oluşan ara kesitin alanı nedir diye soruluyor. Bu alan soruluyor arkadaşlar bana. Bu üçgen alanı soruluyor bana. Şimdi yükseklikte kaç verilmiş? 5 verilmiş. Hocam 6 6 ise burası kaç yapar? 6 kök yapar. E bitti. İşte bu üçgen olduğunu kestireceksin. Tam da sınavda çıktı arkadaşlar. Böyle bir soru çıktı. İşte bu kesitin alanı isteniyor bizden. E belli. Bu üçgende bu cisim yüksekliği aynı zamanda şu üçgenin de yüksekliği yapmış oluyor. 6 6 6 kök ki burası. 6 kök ki çarpı 5 bölü 2 bana yüzey alanını verir. O zaman kaç yapıyor? Cevap 15 kök kim yapıyor? Evet. Oluşan ara kesitin alanı bu çıktı arkadaşlar. Bu. Kolay. Geldik örnek 8'e. Güzel bir açının ama illa böyle olmak zorunda değil. Bu açının şöyle 1, 2, 3, 4 tane üçgen böyle olup bir tane kareyi buraya koyabilirim mesela. Bir açının bir kareyi buraya koyabilirim mesela. Bir kareyi buraya koyabilirim ya da bir kareyi buraya koyabilirim arkadaşlar. Piramitin açılımı bu şekilde. Ama ne yapmışız? Taban tutmuşum. Üçgenleri yatırmışım böyle. Ve ben neyi biliyorum? Şu yan ayrıtların birbirine eşit olduğunu biliyorum. Tabi bu kare dik, kare dik piramitse. Düzgün kare piramitse. Evet açılımdaki birbirine en uzak iki nokta arasındaki uzaklık 36. Neresidir? Ya T ile T arası ya buradaki T ile T arası. Hadi ben şuradan şey yapayım. Hocam buradan böyle bir dik çizsem. iki eş parçaya böler. İki eş parçaya bölmüş hali devamı doğrusal. E bunu da tab orta noktası olduğu için bu da doğrusal olur. Yani sen buradan dik çizdin mesela. Şurası iki eş parçaya böldü. Buradan da dik çizdin. İki eş parçaya böldü. Bunu da birleştirirsen dikdörtgen oldu ya burada. Doğrusal olmak zorunda. Yani işte tam buradaki uzunluk kaç verilmiş bana? 36 verilmiş. Eyvallah. Şimdi karenin bir kenarına ben bir A diyecek olursam. Hatta şöyle diyeyim. Hocam burası A A. Karenin bir kenarına bir 2 A diyeyim. Burası 2 A ise. Bu yan yüz yüksekliği değil mi? Evet yan yüz yüksekliği. Hocam şu parçayla da şu parça birbirine eşit. Burası 2 A ya. Toplamda tamamı 36. Tamam 36 olduğu için bunlara 36-2 A kaldı. Yani burası 18 eksi a ya. 18 eksi a mı yaptı? Evet. Ve yüksekliğinin uzunluğu 12 verilmiş. Aa cisim yüksekliği. Cisim yüksekliği 12 olan piramidin açılımı verilmiş burada. Hemen şu şeyi yapıyoruz. Arkadaşlar eski haline geri getiriyoruz. Hop şöyle. Hop şöyle çizdik mi çizdik. Tamam eski halini çizdik. Çizdik daha sonra cisim yüksekliğinden bahsediyor bana. Hocam cisim yüksekliğini çizdikten sonra ya bu köşegeni çizeceğim. Dik üçgeni kullanacağım. Ya da ne yapacağım arkadaşlar? Ya da dik çiz dik çiz dik çiz. Yan yüz yüksekliği lazım oldu. Olduğu için hemen şu dik çiz dik çiz dik çiz, dik çiz daha mantıklı geldi bana. Şimdi bana yüksekliğini kaç vermişti? 12 vermişti. Hocam burada da bir Pisagor var. Bir kenar 2 aydı. E bir kenar 2 a ise burası A olur. Yan yüz yüksekliği de 18 eksi A değil mi? Evet. Yap Pisagor'unu. 18 eksi A'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı 12'nin karesi deyip işlem işlem işlemle A'yı bulabiliriz. Ama 5, 12, 13 olduğunu. Sen de fark ettin artık. Hisset kardeşim. A yerine 5 yazarsak 5, 12, 13 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Piramidin yanı alanı soruluyor. Evet. A yerine kaç yazarsak arkadaşım? 5 yazarsak değil mi? Evet 5 yazdığımızda tuttu. A 5 ise burası 10 yaptı. Burası 10. Taban 10 yükseklik 13. Yanal alan ne olacak? Taban 10 yükseklik 13 ya. 10 çarpı 13 bölü 2'den kaç tane oluyor? 4 tane oluyor. O zaman cevap 20 260 mi yapıyor arkadaşım? Şu ikisi gitsin. 2 iki, şu 130 çarptığımız zaman da yan al alan piramidin yan alanı soruluyor. Tabanını almayacağım. Üçgenden 4 tane oluyor. Yani yan al alan 260 yapmış oluyor. Güzel bir soruydu. Geldik örnek 9'a. Bak altıgen. Normalde altıgen pir, piramit nasıldır? Hocam altıgeni çizeriz şöyle. Bak 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 olaya bak. Şu altıgeni çizeyim. Nereye çizeceğim? Hadi şuraya çizeyim. Şu altıgeni çizeriz böyle. Bak. Aha böyle çizdim. 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 Tepede bir nokta alırım. Şurada bir nokta alırım. Sonra bunları uçları birleştiririm. İşte şöyle. Şöyle. Arkada kalanları şöyle göstereyim. Şöyle. Sonra bu görünüyor en azından. Şöyle. Şöyle. Normalde bu. Değil mi arkadaşlar? Evet. Altıgen piramit dediğimiz bu. Normal açılımında hocam altıgeni şöyle koyarım. Sonra yallarda üçgenleri şöyle koyarım. Bir normal açılım bu. Ama bak bu sefer böyle açılım verilmemiş. Garip bir şekilde kesmiş. Önce şurayı kesmemiş. Bak burayı kesmemiş. 3 üç tane üçgen burada. 3 üç tane üçgen burada. Altıgeni koymuş. Şu 3 üç tane üçgeni bir yapışık şöyle açmış. Öbür 3 yapışığı da şöyle açmış. Tamam bu şekilde bir açılım gelmiş karşımıza. Taban alanı 54 köküç olan. Yani altıgenin alanı neydi arkadaşlar? 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyordu. 6 tane şuraya A diyecek olursam. A kare kök 3 bölü 4 eşittir 54 kök 3 verilmiş. Kök 3 ile olsun. Şu şu e, gitsin. 9 4 kere 9 36. A kare eşittir 36 ise A'yı buradan 6 buluruz. Evet bir kenar 6 mı çıktı arkadaşım? 6 çıktı. Hatta bak burası da 6, 6 ise açtığın zaman üçgendeki şurası da 6. Çünkü bu burayla çakışıyor. Bu da burayla çakışıyor. Burası da 6 yapar. Burası da 6. Burası da 6 yaptım yaptı. Açınımın çevresi. Arkadaş açınımın çevresinde ne var? İşte şu. Şu 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 şu. Şöyle gidiyor. Bu açınımın çevresi işte burası arkadaş. Bu çevrede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane 6. Bir de şu yan ayrıt uzunlukları da A demeyelim. Bunlar aslında yan ayrıt uzunlukları da L diyelim isterseniz. L, 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 L. sakin E. L dedik. 4 tane L. 4 tane L artı 4, 8 tane 6. Yani 48 eşittir. Kaç verilmiş? 88 verilmiş. O 4 L'ye eşittir. 40 çıkar. L'yi de buradan 10 bulurum. Hocam L 10. Piramidin hacmi kaçtır? Yüksekliğini bulmam lazım. Cisim yüksekliğini bulmam lazım. Cisim yüksekliği alttaki şeklin ağırlık merkezine geliyor. Hocam alttaki şeklin ağırlık merkezinde bunlar eşkenar üçgenlerden oluşmuyor muydu böyle? Evet. 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyordu. Hocam cisim yüksekliği tam buraya ağırlık merkezine geldi. E ağırlık merkezine geldi ya bak şurası 90 derece değil mi? Evet. Şuraya 10 buldum. Sonra bir kenar A uzunluğu kaçtı zaten? A'yı da 6 bulmuştuk. Burası 6. Hocam eşkenardan dolayı burası da 6 yapar. 6 10 ne üçgeni? Bak şurada bir dik üçgen çıktı. Bak 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 şurada. 6 10 6 8 10 üçgenden yükseklik 8 çıkar. Şimdi hacim taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Taban alanı dediğimiz zaten belliydi. 54 kök 3 çarpı yüksekliği de 8 bulduk. Bir de bölü 3 dersek olay biter. Şu 3'e böldüğüm zaman 18 yapar burası. 18 ile de 8'in çarpımı da 144 yapar. Bir de kök 3'ü var. Cevap 144 köküç oldu. Yani bilmediğiniz bir şey gerçekten yok arkadaşım. O yüzden sıkıntı yok. Rahat ol. Rahat bir şekilde yaparsın. Tamam. Evet gençler. Böylelikle olayı bulduk burada da. Geldik öbürüne. Hmm. Şimdi şöyle bir şey verilmiş. Bak karınca soruları. Ayrı bir başlık açmadım. Çünkü artık anladın sen bunu. Arkadaş karınca buradan başlıyormuş. Tak 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 gidiyor. Aynı bu yerine gelecekmiş. Karıncanın gittiği yol. O zaman ben buradaki yandaki üçgenleri açacağım değil mi? Yani yüzey sorularında ne yapıyorduk? Yüzeyleri açıyorduk. Arkadaş yüzeyleri açalım. Yüzey bir tane üçgen var mı burada arkadaşım? Şöyle bir üçgen var değil mi elimde? Evet bir üçgen var. Sonra şu üçgen bak mesela şu üçgen. Sonra yanındakini açıyorum tak diye. Hocam o yanındaki de bir üçgen yapıyor. O yanındaki de bir üçgen yapıyor. Yanındaki de bir üçgen yapıyor. Böyle gidiyor. En son şu üçgen. Kaç tane üçgen var burada? Hocam burası 15 derece verilmiş. Kaç tane? Kaçken bu? Sekizgen. Sekiz tane üçgen mi olacak? Evet. Hocam bunlar da 15'er derece ya. 15, 15, 15, 15, 15. 8 çarpı 15 kaç yapar? 5 kere 8, 40. 120 yapar. Burada kaçıyı bana 120 derece yaptırdı? Ve şu uzunluklarda dörder birim değil mi? Evet. Şimdi bizim açılışa buradan başladık. Bak şu üçgenden başladık. En son üçgende bu değil mi? En son üçgendeki A köşesi buraya gelmez mi? Gelir. İşte bizden bu isteniyor. Bu yüzeylerden gidecek böyle. Üçgenleri tek tek açtım. Yani 8 tane üçgeni yan yana koydum. İşte bu yüzeylerden dimdirek gidecek. Hocam burası 120 derece. 15'ten 8 tane var. 8 üçgen olduğundan. Şu kenarlar da yan ayrı uzunlukları da zaten 4-4. E, ne çıktı burada? 4-4. 120 derece. 30-30, 120 üçgen çıktı. 4 4 ise burası da 4 kök çıkar mı? Çıkar. Yani en kısa yolu böylelikle 4 kök olarak buluruz. Yani buradaki karınca sorularından da korkmayın. Üçgenleri tek tek yan yana koyacaksınız. Sonra o uçtan uça çizeceksiniz. Olay bitiyor. Tamam. Örnek onu bulduk. Geldik örnek 11'e. Yine bir karınca sorusu. Şimdi ne diyor? Şekildeki kare dik piramidin içindeki o noktasında bulunan bir karınca yüzeyler üzerinden yürüyerek k noktasına gelmiştir. Hmm. Yüzeyler üzerinden yürüyerek. O da karınca. Hocam ya böyle gelip böyle gidecek. Aynısı. Aynı yüzey aslında. Ya böyle gelip şu yüzeyden buraya gidecek. Aynı yüzey. Hem kare hem de şu üçgen öbürlerinde de aynı ya. E o yüzden ben şunu arayayım. Böyle girip böyle gitmesini. Aslında biz yüzey sorularında ne yapıyorduk? İlk yürüdüğü yüzey yüzeyi sabit tutup diğer yüzeyleri açıyorduk değil mi? O zaman ben burada açık, aç, açayım. Ben bu yürüyüşü şöyle yapsam. Böyle buradan buraya gelip şuraya gitti desem. O zaman ben bu üçgeni açayım. Şöyle açayım kardeşim. Hadi aç bakayım. Bu yüzeyde bu üçgen böyleyken yatırdım şöyle şuraya geldi. Hop şuraya. Yatırdım böyle buraya geldi. Yani sen şu yüzeyi ve bu yüzeyden yürüteceksin karıncayı. Tam bunu açtığın zaman burası orta nokta ya. Tam bunun orta noktasına geleceksin. Yani alt yüzey ve şu sağ yüzeyden aha da böyle gittiği zaman işte karınca dümdüz gitmiş gibi olacak. Aslında ne oldu? Buradan buraya gelecek. Sonra buradan da buraya gidecek aslında. Bu buraya yapmış oldu sadece. Tamam. Olay bu. Şimdi karıncanın yürüdüğü en kısa mesafe bu. Bizden bu isteniyor. Arkadaş burada ne yapacağız? Ben bunu 90 dereceye karşılık getirmek zorundayım. Bu uzunluğu bulmak istiyorsam. E başka nasıl bir hamle yapabilirim burada? Adam bana TC'yi kaç vermiş? 2 kök 5 vermiş. TC neredesin? TC TC2 kök 5. Yani bunlar kök 5 kök 5 diyor. Hocam burası kök 5. Burası da kök 5. Tamam. Şimdi ben burada başka AB'yi 4 vermiş. Eyvallah. Buna karşılık bir 90 derece getireceğim kardeşim. Nasıl getirebilirim kardeşim ben burada? Buna karşılık bir 90 derece. Arkadaş şuradan bir 90 derece. Ya şu karenin ağırlık merkezi ya. Tam böyle ağırlık merkezi ya. Onu şey yapayım. Sen buradan bir dik çizsen. Şu kareyi iki eş parçaya bölmez mi? Böler. Buradan bir dik çizdim mesela. Tamam, iki eş parçaya böldüm. Hocam bu da ikiz kenar üçgen değil mi? Şöyle şöyle iki kök beş, iki kök beş. A hocam şurası iki eş parçaya bölünmüştü zaten. İkiz kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda nedir arkadaşım? İkiz kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir ama buna karşı 90 derece hala daha gelmedi. Ee, şu eşitliği kullanmam lazım. O eşitliği nasıl kullanabilirim? Hocam şuradan bir orta taban çizersem buna paralel çizmiş oluyorum yani 90 derece olmuş olur burası. Pisagor bağıntısından sonra şurayı bulmuş olurum. Bir kere burası dörtgen. Buradan çizdiğim dik karede ne oluyordu? Yarısı olacak. 2 olacak. Şu yüksekliği bulayım ben. Şimdi şu yan yüz yüksekliği 2 ya. Şuradan bulayım arkadaşlar. Bir saniye bir saniye. Şurası da 4. Ee, yan yüz yüksekliğini bulmaya çalışacağım değil mi? Cisim yüksekliği lazım bana değil. Yan yüz yüksekliği de belli oluyor zaten. Şu ikiz üç kenar üçgenler tabanda şey ya. Arkadaşım tabanda 4 değil mi? Evet burası da 2 birim 2 birim olacak. E burası 2 kök 5 ise hocam 2 2 kök 5 ne üçgeni? 2 4 2 kök 5 üçgeni. Hocam bunun tamamı 4 yapacak. E şuradan paralel çizdik ya tam orta taban oldu. Burası da 2 burası da 2 oldu mu? Oldu. Ve şurası da 2 birim değil miydi? Orta tabandan dolayı 2 ise burası da 1 yaptı mı yaptı. Aha 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 olaya bak olaya olaya. Şurada artık Pisagor bağıntısı yapabiliriz. Bir kenar 1 diğer kenar 4 değil mi? Bitti. Hocam bir kenar 1 diğer kenar 4 olduğu için Pisagor bağıntısından gittiği en kısa yol bu olur. X'in karesi 1'in karesi artı 4'ün karesinden 17 yapar. Yani x de böylelikle kök 17 olarak bulur. Yani yine dik üçgene böyle bağlı kaldık. Ee, arkadaş buradan dik çizdim. Buradaki iki senardan çizilen dik de buraya denk gelmek zorunda doğrusal oldu. Şunu bulmak için 90 derece karşılık getirmeliydim. Bir orta taban çizdim. Şuradaki orta tabandan 1 oldu burası. Burayı 4 bulduk ya. Orta tabandan 2 2 diye ayırdı burası. Sonra 1'e 4 ve Pisagor bantısı. Zor gibi gözüküyor. Evet bir tane de böyle zor bir soru yazmak istedim. Olayın mantığını anlayın ama karınca bu yüzey ve bu yüzeyden gittiği zaman hop bu yüzeyi açtık. Hangi yüzeylerden gidiyorsa ilk yüzeye göre ikinci yüzeyi açtığımızda daha öncesinde zaten sana anlatmıştık. Evet örnek 11'i kök 17 bulduk. Ve geldik örnek 12. Hacmi 8 birim küp olan bir küp şekildeki gibi ABC düzlemi boyunca kesilip iki parçaya ayrılmış. Bunu kesmişim. Yani şöyle bir parçayı kesmişim kardeşim buradan. Hop şu parça kesilmiş. O parça da burada gösterilmiş. İşte buna göre diyor ikinci parçadaki T noktasının ABC düzlemine olan uzaklığı nedir diye soruluyor. T noktasının bu düzleme olan uzaklığı arkadaşım nedir diye soruluyor bana. Şimdi dikkat et bu hacmi 8 birim küp olan bir küp değil mi? Yani A küp eşittir 8 ise A'yı buradan kaç buluruz? Neyin küpü 8'dir? 2'nin hocam. A'yı 2 bulduk. Yani bir kenar 2 oldu. Hocam burası da 2, burası da 2, burası da 2 değil mi? Evet. Yani senin şuradaki durumunda burası 2, burası 2, burası 2. E burası 90 derece. Yani şurası 90 derece. 2 2 2 kök 2 yapar burası. Hocam burası da 90 derece. Küpün bir yüzeyi olduğu için 90 derece burası da 2 kök 2 yaptı ve burası da 90 olduğundan burası da 2 kök 2 yaptı mı? Yaptı. Bak şimdi soruya bak. Arkadaşım sen buradaki piramide bak desem ne dersin? Hocam bu piramide baktığım zaman şu şekilde tabanı bu ABC olan bir piramit. Zaten benden şu isteniyor. Buradaki noktanın bunu olan uzaklığı isteniyor. Ha, bizden bu isteniyorsa H bu tepe noktasının yani şu piramitin tepe noktasının taban düzlemine olan uzaklığı isteniyorsa cisim yüksekliği isteniyor bizden. Cisim yüksekliği isteniyorsa da aklımıza ne gelir? Hacim gelir. O zaman bunun hacmi nedir arkadaşlar? Taban alanı. Evet tabanı bir eşkenar üçgen değil mi? Şöyle baktığımız zaman evet taban alanı. Yani a kare kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik. Ama ayağımla bastım. Ay dedim. O zaman ne diyorum? Bölü 3 diyorum. Hacim dediğim bu arkadaşlar. Peki. Ama hacimi belli değil ki bunun. Ne yapacağız? Şu şekle bir daha yoğunlaşalım. Hocam şuradaki piramit baktığınız zaman sadece tabanı şu olan bir piramit mi? Hayır. Tabanını şurası da alabilirim. Tabanını burası alırsam o zaman cismin yüksekliği ne yapıyor? Şurası yapmıyor mu? Yapıyor. Ya da bak dikkat. Tabanını şurası alabilirsin. Taban burasıysa hem burası 90 hem de burası 90 olduğundan bu bu yüzlü düz, yüzeye dik olduğu için cisim yüksekliği bu oluyor. Tabanını burası alırsam cisim yüksekliği burası olur. Ya da tabanını burası alırsam cisim yüksekliği burası olmuyor mu? Oluyor. E o zaman ona göre işlem yapacağım kardeşim burada. Hadi bakalım tabanını ben şurası alayım. Aynı zamanda şu piramit yani şuradaki piramitin hacmi nasıl bulunur? Tabanı burası iken bulunur. Taban burası iken yükseklikte burası yapıyor. Peki bunun hacmini de yazabilirim o zaman ben buradan. Yani taban alanı 2 çarpı 2 bölü 2 değil midir? Evet çarpı yükseklik yüksekliğimiz de 2 bölü 3 bana hacmini verecektir. E hocam bunlar her ikisi de aynı şeklin aynı cismin hacmi olduğu için bunlar birbirine eşittir. Bunlar bunlar birbirini götürdü. Şunu yaptığım zaman 8 yaptı burası. 8 ile 4 sadeleşince 2 kaldı burada. Yani 2 kökü çarş kaldı burada. Şunlar şunlar gitti. Buradaki 2 ile de buradaki 2 gitti. O zaman ne oldu arkadaş? Kök 3 h eşittir 2 eşit oldu. O zaman h da buradan 2 bölü kök eşit oldu. Kök 3 eşitleriyle çarparsam 2 kök 3 bölü 3 yapar arkadaşım burası. Evet bizden de zaten bu isteniliyor. Cevap bu yaptı. Gerçekten ama gerçekten çok güzel bir soru. Lütfen ama lütfen bu soruya dikkat edin. Gerçekten sınavda çıkmaya aday bir soru. Yani buradaki cismin hacmini hem şu tabanına göre bulduk duruyor. Taban alan çarpı yükseklik bölü 3. Hem de şu tabana göre bulduk duruyor. Gerçekten mükemmel bir soru. Lütfen bu soruya dikkat. Bu ve benzeri. Yani aynı sorunun laciverti belki karşınıza çıkacak. Tamam. Evet örnek 12'yi bu şekilde bulduk. Geldik örnek 13'e. Evet ne diyor burada? Yukarıdaki şekilde üçgenlik prizma içinde köşeleri prizmanın ayıtları üzerinde olan üçgen piramit verilmiştir. Evet üçgen piramit verilmiş. Böyle üçgen prizmanın içerisinde üçgen piramit verilmiş. Ve şöyle bir şey verilmiş. Burası K iken burası 2K. Evet yazalım şuraya K 2K. Buna göre diyor piramitin hacminin prizmanın hacmine oranı kaçtır diye soruluyor bize. Ee, piramitin hacmini bulurken. Hocam bak bu prizmada bu taban düzlemine dik ya şurası dik. Hocam burası dedik ya. O zaman ben buradaki piramitte şu cisim yüksekliği alabilirim arkadaşım. Bu hem şu düzleme dik. Hem buradan dik hem buradan dik. Temel dolayı. E, yükseklik burasıysa taban burası. Bu taban alanını bulacağım. E hocam ben şuraya A, B desem. Burası 90 değil ki kardeşim. A çarpı B bölü 2 diye böyle. buraya. E ne yapacağım? 90 değilse farklı bir şey yapmak zorundayım ben burada. Ben alan hacim olarak neyi biliyorum? Taban alanı çarpı yükseklik olduğunu biliyorum. Bir de şunlar şöyle eşit olduğunda nasıl gidiyordu? S, 3S, 5S. Hatta bir daha eşitlik olsaydı böyle 7S diye 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 gitmiyor muydu? Evet. Yani burada kalan A ise burada kalan ne olacak? 3A olacak. E taban alanı belli mi? Belli. Bak şimdi alttaki taban alanı belli mi? Belli. Taban alanı kaç A yaptı? 3A. A daha 4A yaptı. Evet o zaman oraya bir 4A yazalım kardeşim. Şurası 4A. Şimdi piramitin hacmi taban alanı A çarpı yükseklik 2K bölü 3. Ay bastım. Ayağıma battı. Ucu sivri ya. Ucu sivri olduğu zaman bölü 3'ü unutmuyoruz. Taban alanı A çarpı yükseklik 2K bölü 3. Bölü piramitin hacminin prizmanın hacmin oranı. bir prizmanın hacmi de taban alanı 4A taban alanı da 4A ya. E, taban alanı çarpı yükseklik yani 4A çarpı 3K'ya eşit olacaktır. Değil mi? E bitti gitti o zaman. Şu A'lar K'lar birbirini götürdü mü götürdü. Yani 2 bölü 3 bölü 12 isteniyor bizden. Şunlar şunlar sadeleşirse bölü 6 oldu. O da 1 bölü 3 bölü 6'dan kaç yapar? 1 bölü 3 çarpı. 1 bölü 6 ters çevirip çarptığımız zaman 1 bölü 18 çıkar cevap. Evet gençler gerçekten bu da güzel bir soru. Taban alanını bulamadığımız zamanlarda alan dağıtmayı da kullanın. Taban alanı çarpı yükseklikte öyle A taban alanını kullanarak sonuca ulaşacağınız durumlar da çıkıyor arkadaşlar. Hem prizmada hem de piramitte. Bak taban alanı A öbürü de 4A oldu. Bu da güzel bir soru da. Ama Şuradaki soru mükemmel diye. Neyse. Gençler böylelikle buradaki soruları bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani düzgün dört yüzlü ve ne anlatacağız? Kesik piramit anlatacağız size. Orada görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.